Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım harikasınızdır. Kripto pazar muhabbetimize hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlerle Bitcoin neden düşüyor? Bu düşüş devam edecek mi? Buna karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Bunları konuşuyor olacağız. Öncesinde yine bana Instagram'dan ulaşabilir ya da Telegram duyuru kanalımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fazla vaktinizi almadan bir an önce videomuza geçelim. Haydi. Evet tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere Bitcoin'in fiyat analizindeyiz dolara karşılık olarak şimdi bildiğiniz üzere yakın dönemde 42 binleri gördük Bitcoinde ama ondan sonra sert bir düşüş oldu tekrar 28 binlere kadar ilerledik Ondan sonra tekrar bir artış onu da burada görebiliyoruz zaten Bakın bu keskin dönüşler var burada. Şimdi tekrar bir düşüş yaşadık ve 32 binlerdeyiz şu an Yani küçük bir artışla tekrar 32 binlerdeyiz. Şimdi kafanızdaki soruyu duyuyorum zaten Bitcoin niye düşüyor daha düşer mi? Sizlere bir iyi bir de kötü haberim var arkadaşlar. Önce kötü haberden başlayalım isterseniz. Bitcoin daha düşecek arkadaşlar maalesef. Ama iyi habere gelirsek de Bitcoin artacak. Şimdi ne saçmalıyorsun sen dediğinizi yine duyar gibiyim arkadaşlar. Yani hiçbir anlama gelmediğini biliyorum ama aranızda traderlar varsa az çok demek istediğimi anlıyordur. Bitcoin özellikle kripto para alanında sürekli bir artış ve azalış görmekteyiz zaten. Yani bu başından beri bu şekildeydi. Buraya kısa vade girip trader olmayan ve buradan yüksek meblalar kazanmak isteyen arkadaşlarımız bazen çok şanslı oluyor gerçekten güzel paralar kazanıp çıkabiliyorlar ama bazen de yani ki bu yüzdesel olarak biraz daha fazla büyük bir kayıp yaşayıp ondan sonra korkup ellerindekinin daha fazla düşmesinden yani satıp çıkıyorlar bu işten. Bu yüzden kısa vade değil de zaten daha fazla uzun vadeye bakmanızı her zaman söylüyorum. Yani elinizden geldiğince daha bilinçli bir yatırımcı olarak kısa vadede para kazanmak trader değilseniz yani bu işi çok çok iyi bilmiyorsanız bir an önce gideyim kazanayım çıkayım derseniz biraz başınız ağrıyabilir, canınız sıkılabilir. O yüzden buna dikkat edin. Öğrendikten sonra küçük meblalarla girip yapmak isterseniz o ayrı. Herkes bir yerden öğreniyor sonuçta. Ama eğer bu işi bilmiyorsanız, öğrenmek istemiyorsanız ve para kazanmak istiyorsanız o zaman bir bütçeniz olsun derim. Bu bütçeyle uzun vadede yatırım yapın derim. Şimdi düşecek dememin sebebi zaten anladığınız az çok ama düşüş birçok nedenle oluyor. Mesela şuraya bakalım beraber. Şimdi gördüğünüz üzere son bir haftada Bitcoin %10, onun üzerinde hatta bir ekside yani düşüşte. Ama son güne baktığımız zaman Mesela son bir güne bakalım beraber. Gördüğünüz üzere şimdi değişecek. Evet görüyoruz burada %2.27 artıda. Şimdi söylemeye çalıştığım şey bu. Yani farklı haberlerle dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olduğu için birçok haberle bunun fiyatı artıp azalabiliyor. Yani buna şu kesinlikle oldu demek zor. Ama bazı haberler var ki büyük bir topluluğu içeriyor. Yani büyük bir topluluğu etkiliyor. Bazıları bütün dünyayı etkiliyor. E o zaman da ne oluyor? İşte bunun fiyatı yani kripto paraların özellikle kripto paraların babası diyebileceğimiz Bitcoin'i doğal olarak etkiliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Hani daha öncesinden PayPal'ı duyduk. Alım satım yapacağını söyledi. Milyonlarca üyesi var, aktif üyesi var. Bunları kullanabilecek. Yani kripto parayla alım satım yapacaklar. Bu bir nebze arttırdı. Ondan sonrasında GrayScale gibi şirketlerin büyük şirketlerin binlerce yani milyar ve milyon dolarlarca yatırım yapıp uzun vadede Bitcoin alması bunlar da fiyatları tabii ki tetikliyor. Ama onun dışında daha fazla güven kazandığı için JP Morgan'lar, Goldman Sachs'ler artık konuşmaya başladı Bitcoin'i. Yani bunlara yatırım yapacağını, fonlarında yer alacağını söylemeye başladılar. Ve son dönemlerin en büyük haberlerinden ama daha gerçekleşmeyen haberlerinden bir tanesi de dünyayı yöneten ailelerden diyebileceğimiz Rockefeller'ların 3 milyar dolarlık bir yatırımla kriptoya girmesi yani gireceğini duyurması daha doğrusu. Bu bütün piyasayı ilerleyen zamanlarda işte bütün bu haberlerin de toteli diyelim. İşte şu an 1 trilyon dolar kripto para piyasası bütün dünya üzerinde. Ya bunun %69'uydu, biraz daha düştü şimdi. Bitcoin oluşturuyor. Diğerleri de altcoin'ler. Yani total olarak. Şimdi bunun artması işte bu haberler neticesinde diyelim. 1.2 1.3 1.5 trilyon dolara çıkması doğal olarak kripto para piyasasını etkileyecek yani fiyatları etkileyecektir olumlu anlamda. Ama aynı zamanda arkadaşlar şu da bir gerçek. Yine bazı negatif haberler bunu da etkileyebilir. Yani negatif demeyelim ama belki o anlık olabilir. Bunun ne demek olduğunu açıklayacağım zaten size. Yine başka bir haber. Yakın zamanlarda Joe Biden'ın kripto alanında yapabilecekleri gelişmelerdi. Bunu tek bir kelimeyle özetleyebiliriz. Regülasyon. Bu da ne demek? Yasal çerçevede olması demek. Yani kripto kullanımının daha yasal çerçeveye indirgenmesi demek. Bu aslında yani negatif gibi görünecek bu haber çok büyük ihtimal büyük bir topluluğu etkilediği için negatif bir etki yarattı kripto paraların özellikle de Bitcoin'in fiyatında. Şimdi diğerlerini çok fazla etkilemedi ona da zaten gireceğiz. Bitcoin'in fiyatının bu kısa vadede düşüşü bunun sebebiyle ve bunun gibi diğer küçük belki bir araya gelip yine bir topluluk oluşturan sebeplerle olabilir ama bu görünen sebeplerin en büyüğü diyebiliriz. Şimdi regülasyon negatif gibi görünüyor olabilir. Yani bir yasaya uydurmak negatif gibi görünüyor olabilir şimdilik. Çünkü kripto decentralized yani bir yere bağlı olmayan diye geçiyordu zaten. Hani birçok insan bu yüzden kullanıyordu. Ama şunu da unutmayalım. Birçok insan yasaya bağlı olmasını da sevebilecektir tahminen ilerleyen zamanlarda. Yani düşünsenize mesela altın kullanımı çok fazla 9 trilyonun üzerinde 9 trilyon doların üzerinde bir piyasası var. E kriptonun işte yasalar çerçevesinde kullanılması daha fazla güven vermesi de demek olabilir bir sürü insana dünya üzerindeki. E bu ne demek? Yine piyasa hacmini daha fazla insan gelebileceği için daha fazla güvendikleri için girip bunu arttırabileceği demektir. Bunun arttırması kripto kripto paralara yarayacaktır doğal olarak. Ve sizin benim gibi kripto paraları kullanan ya da kullanmayı düşünen insanların o fiyat artışı sebebiyle kazanç elde etmesine yarayacaktır doğal olarak. Bu yine dediğim gibi kısa vadede şu şekilde olabilecek şeyler değil. Uzun vadede olabilecek şeyler ama kısa vadede tabii ki fiyat artış ve düşüşleri doğal olarak olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu tabloya da beraber bakmak istiyorum aslında sizlerle arkadaşlar. Bitcoin'in fiyatı 32.500 civarlarında şu an. 24 saat içerisinde yaklaşık 2.26 az önce 3'tü. Gördüğünüz üzere bayağı değişken olabiliyor, artmış. Son 7 günde ise %13.18 bir düşüş var. Ama totale baktığımızda yılda, bir önceki videomu izleyenler görebilir, onu da şuraya veriyor olacağım zaten. E, bu videoda söylediğim şuydu yıllık süreçte 2020'de %63.18 bir getiri yaratmış. Şimdi bu getiri çok büyük bir getiri ama bu getiriyi bir kere de yüzde birer birer artarak yapmıyor. Ne yapıyor? Sürekli aşağı iniş ve çıkışlar yapıyor. Şimdi kalbiniz buna el vermiyorsa, yani o kısa vadede bir haftalık %13 düşüş param düştü daha fazla düşebilir hemen satayım çıkayım artık bir daha da girmeyeyim illet olsun bu kripto piyasasına diyorsanız doğal olarak bir etki yapacaktır. Yani sizin ilerleyen zamanlardaki kazançlarınızdan neden %13 düşüyor bugün ama yılın sonunda %60 kazandırıyor size. E ben bugün %13 veririm. O paraya ihtiyacım yoksa verebilirim. O da ayrı bir konu. Ama yılın sonunda %60 ekstra mi alırım, kazancımı alırım buradan diyorsanız bu sizin için daha uygun olabilir. Şimdi bir de şunu eklemek istiyorum. Bu dönemde şu an piyasa hacmi 1 trilyon üzerinde olan bu kripto para piyasasının %69'u dediğim gibi Bitcoin'de. Bu yakın dönemde özellikle aralığın ortalarında gibi 2020'de biraz daha düşüşe geçti. %65'lere falan doğru ilerledi. Şu an o civarlarda. Bunun sebebi insanların Bitcoin'in keskin dönüşünden ya yani 42.000'den 32.000'e düşüyor. Düşünsenize 10.000 dolar fark var yani arada. Bundan biraz daha etkilenmiş insanların daha fazla şansını çok büyük ihtimal yani bu benim kendi görüşüm tabii ki altcoin'lerde de denemesi. Altcoin'ler dediğimiz Ana altcoin Ethereum olmakla birlikte diğerleri e, bilenleriniz vardır bir sürü altcoin ismi var işte Adasından tut, Dotuna, Ripple'ına, Chainlink'ine, Litecoin'ine vesaire vesaire bir sürü farklı altcoin bulunmakta arkadaşlar. Şimdi bu coin'lere yönelen insanlar çok büyük ihtimal belli bir değişim yarattı. Bu yüzdesel olarak iyi bir değişim olduğu için bunu grafiklerde de gözle görebiliyoruz. Şimdi söylemek istediğim şu mesela bu ilk altıya iyi bakmanızı istiyorum. Özellikle bu stable coin USDT geçebiliriz. Bu dolarla genelde endeksli olduğu için çok fazla bir değişiklik yok, görmeyeceksiniz zaten burada. Ethereum dot Ripple'ı biraz daha geçebiliriz şimdilik. Hala yani çok çok iyi gitmiyor çünkü davaları vardı yakın zamanlarda. Biraz daha sonuçlandılar, toparladılar. Şu an daha fazla çıkışta ama yine de bu biraz daha sakat diğerlerine göre olan durumlardan dolayı ve ada Şimdi bunlardan biraz daha sonra bahsedeceğim. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Her altcoin, her coin daha doğrusu bir sorunu çözmeye yönelik yaratılıyor. Bu sorunlarda neler olabilir? Mesela daha hızlı olabilmesi, daha fazla bir şey yaratılması, o blockchain'deki işte Ethereum ağına bağlı olarak daha fazla şeyin yaratılması, daha hızlı olabilmesi, ölçeklenebilir olabilmesi, işte geliştirilebilir olabilmesi ve farklı şeyler yaratılması bunun üzerine. Yani ilerleyen zamanlarda bir serverın Google serverlarından değil de Ethereum blockchain'e bağlı olarak yaratılabilmesi gibi diyelim. Şimdi bunlara bakarak arkadaşlar geleceğinin ne kadar parlak olduğunu az çok kestirebiliyoruz bazı coin'lerin. Bu da bize şunu sağlıyor. Bitcoin'in fiyat artışı bu kadar keskin olurken ve Aralık ayında biraz daha böyle değişim varken bize ne şansını verdi bu? Mesela Polkadot'a beraber bakalım. Benim sevdiğim coin'lerden bir tanesi kendisi. Şu an 18 dolar civarında %9.70 bir kazanç sağlamış. Ben geçen günlerde denemek için zaten bunu da almıştım. Bunun bir kıyaslamasını yapacağız beraber. Bakın sarı olan Bitcoin. Ve yeşil olan da price. Price yani bu şeyin Polkadot'un fiyatı. Şimdi bakın görüyorsunuz burada Aralık 21'de bir değişim yaşanmaya başlıyor. Yani Bitcoin'in fiyatı artış sağlarken hala normalde çok benzer ilerlerken Bitcoin'in burada bir kırılma. Yani sanki Aralık ayında İnsanlar bir şey fark etmiş gibi sadece Polkadot'ta değil mesela ADA bahsettiğim yine sevdiğim coinlerden bir tanesidir. Çok benzer Bitcoin'in yine sarı olan Bitcoin arkadaşlar çok benzer ilerlerken hatta neredeyse birebir ilerlerken yine Aralık ayında farklı bir e, yol çizmeye başlıyor. Yine o ana altcoinlerden bahsedelim Ethereum'dan bahsediyorum. Bakın yine aynı şekilde çok benzer bir yapısı var. Hani bazı yerlerde tabii ki daha farklı hareketler yapabiliyor ama çok benzer bir yapısı var ve bu hani yükselmelerin belki ilkini yakalayamamış ama ikincisinde gayet yakalayıp devam etmiş Bitcoin'le birlikte ve hatta Ethereum biraz daha öncesinde bir değişime uğruyor gördüğünüz üzere hani Bitcoin'den biraz daha farklı hareket etmeye başlıyor yani fiyat olarak konuşursak ya da getirisi olarak konuşursak geçen sene Bitcoin 60 ve üzeri getirirken getiri olarak 2020'de Ethereum 238 yani bu çözebildiği son sorunlarla alakalıdır arkadaşlar. Şimdi burada neyi anlatmaya çalışıyorum sizlere aslında arkadaşlar? Demek istediğim şu. Şimdi Bitcoin hareketlerinden bu kadar etkileniyorsanız ya da kendinizi biraz daha güvence altına almak istiyorsanız portföyünüzü genişletebilirsiniz. Yani sadece Bitcoin'e yatırım yapmayıp elinizdeki bütçeyi farklı coinlerde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunu da şansa bırakmak zorunda değilsiniz. En iyi 10 coin'i düşünebilirsiniz. En iyi 5'i ele alırsınız ve Bitcoin'den farklı ilerleyen bazı coinleri görmeye çalışırsınız. Bunun araştırmasını yaparsınız. Ki ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi Bitcoin evet artabilir. Hani düşünceler de o yönde. Tahminler de o yönde ileride artacağı ama diğer coinlerin de neleri çözdüğünü, hangi sorunları çözmeye yardımcı olduğunu görebilirsek ilerleyen zamanlarda bunların kullanım alanlarının genişleyeceği için fiyatların artacağını da düşünebiliriz aynı şekilde. Diyelim ki mesela yatırım için 10 bin liranız var. Zaten kendini kanıtlamış bitcoin'e yatırım yapacaksınız. E onun dışında mesela altcoin olarak ethereum'un bir kısmını düşünebilirsiniz. Yine farklı coinlere yönelebilirsiniz. Mesela Polkadot'un grafiklerime ve araştırmalarıma bakarak konuşuyorum. İlerleyen zamanlarda 2021'in sonlarına doğru Polkadot'un yaklaşık 100 ile 150 dolar olabileceği bile göz önünde bulunduruluyor. Bu ne demektir? %500, 600, belki de 700 kar demektir. Yine aynı zamanda Cardano'ya gidelim mesela. Yine aynı şekilde 0.35 dolar fiyatı olan bu Cardano'nun 1 dolarla 2 dolar arası olabileceği söyleniyor 2021'in sonlarına doğru. Yani kullanım alanı biraz daha genişleyip Bitcoin'den gelebilecek yatırımcı ya da işte portföyünü genişletebilecek ya da tamamıyla yeni gelebilecek yatırımcıyla buralara ulaşabileceği söyleniyor. Ve portföyünüzü bu şekilde büyütürseniz farklı coin'lerle bile ilerleyen zamanlarda hani artıda olma şansınız daha fazla artacaktır Hani bir tanesinin şansına bulup onun yüzde bin artma şansı da var ama bu beş tane koyunuz olur ve bunların totalde kazanca ulaştırmasından size yüzde 500e belki 600'e Yani bu da çok güzel rakam Hadi 200 olsun 300 olsun yani muhteşem rakamlar bunlar da ilerleyen zamanlarda totalde kazandırması çok daha iyi olacaktır. Nedeni daha güvenli gideceksiniz tabi kesinlikle bu size kalmış. Sadece işte tek coinde kalıp biraz daha az güvenmek ya da her düşüşte panik yaşamaktan daha iyi olacaktır diye söylemekteyim zaten bunu. Bu benim kendi şahsi görüşüm açıkçası. Yani sonuç olarak arkadaşlar tabi ki düşüşler olacak ve artışlar da olacak. Bu tamamıyla yeni bir şey. Hepimiz için kripto alanı gerçekten daha yeni başlıyor bile diyebiliriz. Biliyorum yıllar öncesinden başladı. Hani kendimizi acaba geç mi kaldık diye bile düşünebiliriz ama aslında böyle değil. Neresinden girersen artışıyla zaten o miktarda kazanç sağlayacaksın. Ve hatta benim düşüncem 2021 yılının kripto para yılı olacağı bu kadar yatırım varken bu kadar şirket giriyorken milyon dolarlık milyar dolarlık araştırmalar ve yatırımlar varken bu kripto paranın geleceğimiz olacağıdır. Onu da şahsıma ait şöyle bir düşünceyle destekleyebilirim. İlk başta neydi arkadaşlar? Çok geriye gideceğiz şimdi trade yani takas yapılıyordu. Para yoktu. Sonradan para çıktı. Kağıt işte demir vesaire altın para olaraktı. Ondan sonra dijitale döndük. Yani bankalar üzerinden kredi kartlarıyla işte sadece rakamları görerek. Şimdi yeni nesil artık kripto para nesli. Bunu kullanabilen ve bunu bilen insanlar en azından yani çok teknik bilmesine gerek yok ama bunu biraz içinde olan insanlar geleceğe belki de 1.0, 2.0 ya da kimilerine göre 10-0 daha önde başlayacaktır. Benim tabii ki dediğim gibi şahsi düşüncemdir bu arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar umarım bilgileri yararlı bulmuşsunuzdur. Haftaya biraz daha Ethereum alakalı bilgiler paylaşmaya, onunla alakalı bir video yapmaya çalışacağım. Eğer Bitcoin alanında ya da diğer kripto alanlarında çok fazla büyük bir gelişme olmazsa şimdilik bu videoyu yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yine bir yorumunuz ya da sorunuz varsa onu da videonun altındaki yorumlar kısmına yapabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz yine Instagram'dan yapabilir ya da Telegram duyuru kanalıma üye olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.